Suç örgütü lideri Adnan Oktar, örgütün güncel yapılanmasına yönelik davada yeniden hakim karşısındaydı. Tanık olarak dinlenen örgütün eski avukatı, "Oktar ne derse yapıldı, kimse hür iradesiyle ifade vermedi," dedi. Mahkeme, Adnan Oktar dışında tutuklu bulunan tüm sanıkların tahliyesine karar verdi. Örgütünün güncel yapılanması davasında karar çıktı. Adnan Oktar dışındaki tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi. Kaçarken yakalandın arkadaşlar. Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın cezaevinde avukatlar aracılığıyla örgütü yeniden yapılandırdığı iddia ediliyordu. Oktar o davada bir kez daha hakim karşısına çıktı. 6'sı tutuklu 20 sanığın yargılandığı davada örgütte 20 sene boyunca avukatlık yapan ve etkin pişmanlıktan yararlanan Fatih Kılıç'ın ifadeleri dikkat çekti. Sanıkların etkin pişmanlıktan yararlanmaması için Oktar tarafından yönlendirildiğini öne sürdü. Kimse kendi hür iradesiyle ifade vermedi. Oktar tek tek notlar ve talimatlar gönderdi. Cinsel suçlarda da herkes disiplinli bir şekilde reddedecek dendi. Ne istediyse ne dediyse dışarıda yapıldı dedi. Duruşma sonunda savcı Meltem Daban ve Eda Babuna'nın tutuklu bulundukları süre göz önünde bulundurularak tahliyesini talep etti. Onlarla birlikte Adnan Oktar dışındaki toplam tutuklu 5 sanık yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi. Duruşma 11 Ekim ertelendi.